Selçuklu'nun payitahtı Konya'dan iyi geceler diliyorum değerli seyircilerimiz. Doğruya Doğru ile bir kez daha birlikteyiz. Bugün konuğumuz Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Avni Ökten. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Biz de iyiyiz hocam, çok sağ olun. Bugün kendi alanım olmayınca biraz zorlanıyorum hocam. Fen konular ama mutlaka siz benim önümü açacaksınız bu programda. Estağfurullah. Çünkü ben CV'nize baktığım zaman hakikaten hayran oldum. Ve öğrenciniz Cengiz'e de selam gönderiyorum buradan. Selamlar. Sitaiş'le bahsetti sizden. Beraber çalışıyoruz. Sağ olsun. Tabii Gıda ve Tarım Üniversitesi benim şöyle gördüğüm kadarıyla Konya'yı biraz heyecanlandırdı hocam. Mesela Konya'da 5. üniversite olacaksınız. Selçuk Üniversitemiz zaten lokomotifimiz, gurur kaynağımız. Daha sonra Erbakan Üniversitesi açıldı, Karatay Üniversitesi açıldı. Ama bir beklenti var sizin üniversitenizden. Zannedersem o da tarıma yönelik bir üniversite olmaz. Çünkü ben de çiftçi çocuğuyum. Şoförlüğü traktörde öğrendim. Sizin asıl firmanız olan Torku'nun fabrikalarında bizim tarlanın pancarları da mutlaka geliyor. Hal böyle olunca bir ilgi var üniversiteye. Şimdi Türkiye'de 200'e yakın üniversite var hocam. Konya'da 5. üniversite olacaksınız. Sizin farkınız ne olacak? Siz Konya'ya ne getireceksiniz? Katma değeriniz ne olacak hocam? Önce bununla başlayalım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Önce ben size bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ Eyvallah. Olun. Hem meslektaşı olarak siz de akademisyensiniz biliyorum. Eyvallah. Böyle güzel bir programa davet ettiniz beni. Ben zevkle izliyordum programlarınızı zaten. Teşekkürler hocam. Çok da keyif alıyordum. Sahiden böyle hani tek konukla konuyu derinlemesine doya doya konuşma fırsatı veriyor programınız. Onun için ayrıca bize böyle bir fırsat yarattığınız için teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bizim üniversitemiz sahiden bir heyecan yarattı. Bu sadece izleyenlerde değil bizde de var gerçekten. Bu üniversitemiz biliyorsunuz kuruluşu çok hızlı olan bir üniversite değil. Çok uzun yıllara dayanıyor hazırlığı. Doğru, evet. Biliyorsunuz kurucu başkanımız Recep Konuk. Evet. Recep Bey'in vizyonu doğrultusunda bu çalışmalar belki 6-7 sene geçmişe dayanıyor. Çok ciddi arama toplantıları yapıldı. Emeği olan çok insan var içinde. Şimdi tek tek saymaya başlasam bir saat dolar. Onun için evet. İsimlere girmek istemiyorum. Ama çok insanın katkısı var. Türkiye'de vakıf üniversitesi kurmak çok bugünden yarına olmuyor. Ciddi bir süreç var burada. Önce bir kişi veya kuruluş bir vakıf kuruyor. Ki böyle bir vakıf kuruldu. Bu vakfı kuran Konya Şeker. Konya Şeker Bilimsel Araştırma Teknoloji ve Eğitim Vakfı diye kısaca BARTEK diye bir vakıf oluşturdu. Bu vakıf bizim üniversitemizi kuruyor. Kurucu vakfımız. Üniversite kuruluşunda da süreç şöyle işliyor. Belki sayın izleyicilerimize bir fikir verelim. Tabii. Çünkü şöyle bir de algı var maalesef. Hani vakıf üniversiteleri üstünde bir kısmının diyeyim hak etmediği kötü bir algı var. Bunu evet. da belki bir ortadan kaldırma anlamında olacak bilgi hocam. Verelim. Olacak hocam. Zamanla sanırım tabii. onlar da olacak. Tabii tabii. Şimdi oluşturulan bu vakıf ciddi bir hazırlık yapıyor. Bir üniversite kurmak için ciddi bir fizibilite yapıyor. Bölgeye ne getirecek, ülkeye ne getirecek, dünyaya ne katacak. Bunun maddi kaynaklarını gösteriyor, kaynaklarını gösteriyor ve Yüksek Öğretim Kurulu'na kısaca YÖK diyoruz biliyorsunuz. Evet. YÖK'e bir ciddi bir dosya sunuyor. Bu dosya inceleniyor ciddi anlamda. Daha sonra uygun bulunursa Milli Eğitim Bakanlığı'na, oradan uygun bulunursa Bakanlar Kurulu'na, uygun bulunursa Cumhurbaşkanlığı'na kadar giderek ciddi bir süreçten geçtikten sonra kanunla kuruluyor. Bizim üniversitemizde Haziran 2013'te kuruluş kanunu kesinleşti. Daha sonra size 3 sene veriyorlar. 3 sene içinde üniversitede eğitime başlamanızı istiyorlar. Hmm. Kanun bu şekilde. Biz de bu süreçlerden geçtikten sonra 2013'ten bu yana üniversitemizin kuruluş hazırlıklarına devam ediyoruz. Bu demek ki 2016 yılında bu yıl öğrenci alacaksınız hocam. Bu sene öğrencilerimizle buluşuyoruz. İnşallah. Çok heyecanlıyız, güzel. Bekliyoruz. Ne güzel.
Onunla ilgili program içinde ben kısaca daha detay bilgi de arz ederim. Eğer hocam ben inanıyorum olursa, sizin bu enerjinize öğrenciler de mutlaka katkısı olacak. Çünkü öğrenciler olunca bir başka oluyor üniversiteler. Tabii tabii kesinlikle. Yani onlar bizim göz bebeğimiz. Dört gözle bekliyoruz. Eyvallah. Çok güzel de hazırlıklar yaptık onlar için. Çok değişik güzel şeyler de hazırlıyoruz. Şimdi tabii sonuç olarak baktığınız zaman bizim kurucu vakfımız Bartek. Bartek'in arkasında Konya Şeker var. Konya Şeker olunca Anadolu Birlik Holding var. Bunun üstünde Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi var. Onun üstünde Panko Birlik var. Yani bakarsanız temelde bizim sahibimiz çiftçiler. Onun üstünde Konyalı var diyelim hocam. Yani mutlaka evet. Ülkemiz var. Tabii ki. Evet. Sonuç olarak üniversitemiz bu yapı üzerinde kuruluyor. Recep Bey Torku'dan, Konya Şeker'den hepimizin izlediği gibi çok önemli bir eser çıkardı. Bu gerçekten örnek bir eser. Sadece Türkiye'de değil belki dünyada çok dikkat çeken bir yapılanma. Nedir bu? Tarımın aslında herkesin özellikle de genç arkadaşlarımızın algıladığı gibi yani çok fakirlik getiren, çok fazla katma değer yaratmayan bir alan olmayıp aslında çok yüksek katma değer yaratan, çok büyük zenginlik yaratan bir alan olduğunu gösterdi bize. Tarım dediğimiz zaman tabii şöyle bakmamız lazım. Yani bitkisel üretime bakmamız lazım, hayvansal üretime bakmamız lazım. Bunları son kullanıcıya ulaştırmak için gıda haline getirmemiz lazım. Gıda sektörü giriyor, içecek sektörü giriyor, gastronomi giriyor. Bu girince perakende giriyor, perakende girince lojistik giriyor, lojistik girince işte yazılım giriyor, elektronik giriyor. Aslında bu çok büyük bir ekosistem. Tarıma böyle bakmamız lazım. Hocam ben aslında bu tarımla ilgili sorumu ikinci bölüme koymuştum ama siz konuya girince ben aslında bir o soruyu buraya çekmek istiyorum. Buyurun. Şimdi tarım bir ülke için zenginlik mi fakirlik mi? Yani şimdi bakıyoruz Avustralya, Kanada, yok Kanada yok hocam, Fransa, Avrupa'nın bazı ülkeleri veya Türkistan coğrafyasına baktığımız zaman Kazakistan, müthiş bir tarım arazileri var. Ama belirli bir seviyeye çıkamıyorlar. Türkiye'nin de tarım arazileri geniş. Yani tarım ülkesi olmak hocam bir avantaj mı, dezavantaj mı? Yani geldiğimiz durumda çok kısa ben size vereyim, büyük bir avantaj. Hı hı. Çok büyük bir avantaj. Ülkemiz açısından bakacak olursanız daha da büyük bir avantaj. Yani ülkemizin konumu, tarımsal alanları, insan gücü, genç nüfusu bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman bizim açımızdan müthiş bir avantaj. Yani şöyle izah etmekte fayda var. Avrupa Birliği bir komisyonu bir rapor hazırlattı son yıllarda. Bunun adına bilgiye dayalı biyoekonomi diye bir rapor hazırlattı. Hmm. Bu raporda uzun bir rapor. Raporun içinde ama çok ciddi tespitler var. Ben özet olarak vereyim. Buyurun. Bu raporda şunu vurguluyorlar. Diyorlar ki bilgiye dayalı biyoekonomi Avrupa coğrafyasında 2 trilyon euroluk bir katma değer oluşturuyor diyorlar. Yanlış söylemiyorum. 2 trilyon euro. Yani müthiş 2000 milyar euro öyle ifade edeyim. Yani Türkiye'nin bütçesi 800 milyar dolar. 822-850 evet. Milyar dolar gayri safi milli hasılamız. 2,5 katı bizim bütçemiz. Evet çok büyük bir katma değer bu. Bu bilgiye dayalı bir ekonomi dedikleri. Bundan yaklaşık 22 milyon insanın istihdam yaratıyorlar. Müthiş bir şey hocam. Tabii bilgiye dayalı bir ekonomiye nasıl bakıyorlar ama o çok önemli. Bilgiye dayalı bir ekonominin aslında temeli tarımsal üretim ve faaliyetler. Yani bitkisel üretim, hayvansal üretim, demin size saydığım gibi bunların gıdaya çevrilmesi vesaire gibi bir seri konu giriyor içine. Oradan bunları bilgiyle buluşturduğunuz zaman biyoteknoloji, biyofarma dediğimiz, perakende sektörü dediğimiz gibi sektörlerde girdiği zaman büyük bir katma değer yaratılıyor. Türkiye'de de bizim bunu yapabilme potansiyelimiz çok yüksek. Yani tarımsal faaliyetleri daha nitelikli hale getirip, daha yüksek katma değerli hale getirip buna biraz da bilgi katmaya başladığımız zaman katma değer çok yükseliyor. Aslında biz bunun örneğini işte Konya Şeker'de görüyoruz. Evet hocam. Yani bir pancar prosesi yani pancardan şeker üretme prosesi aslında bir biyorafineri. Hmm.
Yani pancarı alıyorsunuz, bütün parçalarını ayırıp her birinden farklı bir şeyler yapıyorsunuz. Her birinden katma değer elde ediyorsunuz. Sonuçta burada elde ettiğiniz geliri ne oluyor? Çiftçiye yansıtıyorsunuz. Yani gelir seviyesini yükseltiyorsunuz. İnsanların refahını yükseltiyorsunuz. Herkes yaşadığı yerde çalışıyor. Tabii. Bu tabii Türkiye için çok güzel bir model bakacak olursanız. Şimdi ben yine üniversiteye döneyim isterseniz. Tabii hocam. Böyle bir yani tespitten sonra. Ben heyecanla orayı bekliyorum. Tabii tabii. Çünkü arkadaşlar birazdan belki görüntüyü alacaklar. Üniversitenin çok güzel bir de projesi var. Evet. Yalnız ben orada bir proje bir taraftan görülecek bir şey eksik gibi hissettim hocam. Yani sizin projeniz galiba birincilik de aldı. Önemli bir yurt dışı yarışmada finale kaldı. Finale kaldı. Şimdi orada sanki bizim buğdayımız vardı, pancarımız vardı. Binalara bunu gösteremediniz mi yoksa başka bir yere mi aldınız hocam? Onu merak ediyorum. Tabii tabii. Ben bilgi vereyim size. Bunların hepsi yansıyor bina. Evet. Şimdi ben tekrar üniversiteden başlayayım. Kampüs inşaatına kadar getireyim sizi. Tamam hocam. Şimdi demin size anlattıklarım aslında bunlar demin size bahsettiğim 6 senelik bu vizyon çalışmalarında ortaya çıkan hususlar. Bu çıkınca buna dayalı biz bir üniversite kuralım istedik. Ve biliyorsunuz Türkiye'de şu anda 38 tane ziraat fakültesi var. Ve bunlar son derece yetkin ziraat fakülteleri. Son derece iyi yetişmiş bir öğretim üyesi portföyü var. Gerçekten iyi öğrenciler yetiştiriyorlar. Fakat başında da size söylediğim gibi maalesef genç arkadaşlarımıza böyle bir algı olduğu için bu fakülteler hak ettiği yere gelemiyorlar. Öğrenci alım sayıları gerilemeye başladı. Yani 5000'lerdeydi yaklaşık bu 38 tane fakülteye giren öğrenciler. Yuvarlak konuşuyorum rahat kalsın diye. Bu şimdi 4500-4700 gibi sayılara geriledi toplam öğrenci sayısı. Bu belki de biraz da istihdam alanının çok olmamasından kaynaklanıyor. Tabii algıdan kaynaklanıyor. Evet. Gelen öğrenci portföyüne baktığınız zaman 100 binin altında bazı dilimlerden öğrenciler evet. geliyor. Yani başarılı öğrenciler, daha başarılı öğrenciler diyelim. Tüm öğrencilerimiz başarılı. Daha farklı mühendislik alanlarına kayıyorlar vesaire. Böyle olunca da üniversiteyi biz oluştururken farklı bir mantıkla oluşturalım istedik. Yani demin size bahsettiğim işte bilgiye dayalı biyoekonomi, bunun temelinde tarım var. Çok büyük bir üniversite kurmayalım. Daha belli sayıda öğrencisi olan uluslararası bir araştırma üniversitesi kuralım istedik. Yani temel mantığımız buradan oluştu. Şimdi uluslararasıyım dediğiniz zaman her şeyden önce eğitim dili söz konusu oluyor. Mutlaka tabii. Dolayısıyla eğitim dilini Türkçe yerine İngilizce olarak yaptık. Yani bizim üniversitemizin eğitim dili İngilizce olacak. Öyle mi hocam? Evet. O zaman hazırlıkta mı olacak sizde? Hazırlıkta olacak evet. Gelen öğrencilerimiz hazırlık okutacağız ya da yeterli dili olanı hazırlık sınıflarını atlıyorsa birinci sınıftan tamam. başlatacağız. Evet. İkinci husus araştırma üniversitesiyim diyorsanız bunun bir raconu var diyelim dünyada. Evet. O da şu öğrenci sayınızın belli bir yüzdesini ki bu %20'den başlıyor böyle kabul ediliyor. Lisans üstü öğrencisi yapmanız lazım. Yani master Tabii. ve doktora öğrencisi yapmanız lazım. Tabii. Yani biz üniversitemizi 6000-7000 toplam öğrenci nüfuslu bir üniversite olarak tasarladık. Bütünsel olarak bir kampüs tasarımı yaptık. İhtiyaçlarımızı ortaya koyup. Bunun işte %20'si bizim gönlümüzden daha da yükseğe geçiyor. İşte %30'u, hatta 40'ına kadar evet. götürebilsek. Lisans üstü yapmayı planlıyoruz. Böyle yaptığınız zaman işte 6000-7000'lik bir nüfusun içinde 2000'e yakın sizin lisansüstü eğitim alan bir öğrenci popülasyonunuz olacak. Şimdi siz yüksek lisans öğrencilerini burada tutabilmek için de çok ciddi bir Ar-Ge faaliyeti yapmanız lazım. Mutlaka tabii. Dolayısıyla yaptığınız bu Ar-Ge faaliyetlerini de mutlaka ürüne çevirmeniz lazım. Maalesef ülkemizde eksikliğini duyduğumuz en önemli hususlardan biri bu. Eleştirdiğimiz de bir konu. Ben de öğretim üyesi olarak en çok eleştirdiğim konulardan biri bu. Öz eleştiri de yapmamız lazım. Mutlaka üniversitelerde hocam. Ürettiğimiz bilgiyi maalesef yeterince ürüne çeviremiyoruz. Evet. Üniversitemizin bir düşüncesi de bu. Zaten sloganlarımızdan biri de o. Biz bilgiyi ürüne çeviren bir üniversite olmak istiyoruz diyoruz. Böyle olunca da üniversitemiz bünyesinde çok ciddi bir araştırma geliştirme merkezi oluşturacağız. Hocam ben burada bir araya yanında. Girmek istiyorum. Buyurun sizin hocam. Sloganınızda bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 9000 yıllık geleneğin üzerinde yükseliyor demişsiniz.
Yani bu 9000 yılın esprisi nedir hocam? Evet, şimdi bu 9000 yıl aslında Konya'dan geliyor. Yani Konya'nın çok yakınında biliyorsunuz 40-45 kilometre uzaklıkta buraya Çatalhöyük var. Evet. Çatalhöyük mutlaka izleyicilerimiz de biliyordur. Mutlaka, evet. İnsanlık tarihinde çok önemli bir yerleşke. Modern tarımın ilk başladığı yerleşke olarak kabul ediliyor tarihte. Evet. Çok ilginç şeyler var. Yani modern tarım, bitkisel üretim, hayvansal üretim, hayvanların ehlileştirip tarımsal faaliyetlerde kullanılmasıyla ilgili çok ciddi bulgular var Çatalhöyük'te. Yani insanlık tarihinde tarımın başladığı bir bölge aynı zamanda burası. Evet. Biz de burada bir Gıda ve Tarım Üniversitesi, tarımla ilgili bir üniversite kuruyorsak bunu mutlaka bununla ilişkilendirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Ne güzel hocam, evet. Ve gerek kampüs tasarımlarımızda, gerekse logo tasarımlarımızda bunlar hep göz önünde bulundurularak yapıldı. Yani benim o eksikliğini hissettiğim nokta logonuzda var. Logomuzda var. Logomuzda bir buğday tamam. var dikkat ederseniz. Doğru hocam, evet. O gördüğümüz bu... Birçok anlama gelen, biz tabii bir hilal anlamına da geliyor, hı hı, evet. ay anlamına geliyor. Hı hı. Aynı zamanda Çatalhöyük'ün simgesi olan boynuzlar anlamına da geliyor. Hı. Yani bunların evet. hepsini, ortadaki oluşan yuvarlak alanda bizim aslında güzel Konya'mızın ovasını temsil ediyor. Yani güzel, evet. Aslında bunların hepsini burada topluyoruz. Hı hı. Kampüs inşaatımız da şöyle oldu. Şimdi üniversitemizde demin size söylediğim... planlama yapıldığı zaman biz çok fazla fakülteden oluşan bir üniversite olmayı planlamadık. Evet, onu fark ettim ben. Fark ettiniz. Bizim 3 tane fakültemiz var temelde. Şimdi ben onları da kısaca size bilgi olarak lütfen, vereyim. Mutlaka bizi izleyen hocam. Genç arkadaşlarımız da bizi çok merak ediyorlardır bu konuda. Şimdi bizim 3 fakültemiz olacak Ahmet Hocam. Evet hocam. Tarım ve Doğa Bilimleri bir fakültemiz. Mühendislik ve Mimarlık ikinci fakültemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler üçüncü fakültemiz. Bu 3 fakülteyle açılıyoruz bu sene. Hı hı. Bir başka değişik bir şey yapalım istedik. Hani farklılıklarınızı söyleyin demiştiniz. Evet hocam. Bu çok zor bir şey ama dünyadaki trend buraya gidiyor. Yani dünyada eğitim modelini incelediğiniz zaman bu T şeklinde, buna T-shape modeli diyorlar. Çocukları alıp genelden özele doğru götüren bir eğitim modeli oluşmaya başladı. Ve ikinci gözlenen şey ihtisaslaşma. Bu sadece dünyada değil, şu anda Türk eğitim sisteminde de üniversiteleri ihtisaslaştırmaya yönelen bir model ele alınıyor şu anda. Hocam, şimdi sizden önce bir Kastamonu Üniversitesi rektörünü almıştım ben, Selçuk Üniversitesi rektörümüzü almıştım. O hocalarımıza da sormuştum, size de soracağım. Şimdi bu beğenmediğimiz, hani tükaka ettiğimiz komünist sistem falan deriz ya, halbuki o coğrafyaya baktığınız zaman mesela eski Sovyetler Birliği'nde üniversiteler uzmanlaşmış üniversiteler. Mesela tıp enstitüsü demiş, sadece tıp fakültesi var hocam. Tabii. Onun içinde bölünmüş. Tabii. Veya pedagoji enstitüsü diyor. Zannedersem buraya doğru bir gidiş var. Bence de çok isabetli bir gidiş olsa. %100 yani. Kesinlikle. Tüm dünyada bunu izliyorsunuz. Yani üniversiteler her konuda rekabet etmektense kendilerine belli alanlar seçiyorlar. Ne güzel, ne güzel. Bu alanda derinleşmesine gidiyorsunuz. Başka türlü zaten rekabet edebilme şansınız kalmadı. Hmm. Yani uzmanlaşmanız gerekiyor. Biz bunu üniversitemizde yapmak istiyoruz. Yani bizim en temel farkımız bu olacak. Onun için üniversite olarak biz her konuya girmek istemiyoruz. Girdiğimiz evet. konunun da ama en iyisini yapmak evet. istiyoruz. Spesifik. Böyle bir yaklaşımımız var. Çok güzel. Ben fakültelerimize geri döneyim müsaadenizle. Lütfen hocam, lütfen. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi demiştik. Bu bir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruyoruz. Bir de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kuruyoruz. 3 fakültemiz olacak. Bir değişik yapacağımız şey de öğrencileri fakülte bazlı kabul edeceğiz. Şimdi bunu niye yapıyorsunuz? Herkes bize bunu soruyor. Şunu gözlemledik biz Ahmet Hocam. Öğrencilerin bir araştırma yaptık, görüştük, birçok çocukla görüştük. Üniversiteye giren öğrencilerin, siz de bunu tespit etmişsinizdir bir öğretim üyesi olarak, ikinci senede neredeyse %50, %60'ı girdiği bölümden memnun değil. Maalesef hocam. Haklı mısınız? Maalesef. Yani siz de kesinlikle. Gözleminiz vardır. Kesinlikle yani çocuk hocam. Arkadaşına dönüyor diyor ki, ya abi ben ne arıyorum burada diyor. Evet. Ben başka benim şey diyor. Şimdi bunun önüne geçebilmek için bu model çok güzel bir model olduğunu inanıyoruz.
Biz öğrencilerimize şunu sağlıyoruz. Öğrenci geldi diyelim, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesini seçti. Fakültelerin evet. altında bizim, mesela ben Tarım ve Doğa Bilimlerini örnek vereyim. İngilizce de olacak bizim bölümlerimiz. İşte Türkçelerini söyleyeyim ben şimdi. Bitkisel üretim Tabii. ve teknolojileri, yani plant science, bitki bilimleri dediğimiz. Moleküler biyoloji ve genetik bölümümüz olacak. Hayvansal üretim ve teknolojileri diyeceğiz. Yani hayvansal bilimler diye evet. Oturtabileceğimiz bir bölüm. Bir de genetik ve ıslah bölümlerimiz var. Aslında bizim bunlar öğrencilerin ilk 1-1,5 sene ortak dersleri aldıktan sonra kendilerini uzmanlaştırmak istedikleri alan. Pişmanlık duymayacak, üniversitesinden Kesinlikle. Gurur duyacak. Aynen öyle. Birinci Çok sene güzel. Girecek. Yani birçok arkadaşımızın aklında ya ben hayvancılığa girsem ne yapacağım? Yani iş alanı var mı yok mu? Evet. Siz belki piyasayı biliyorsunuz. Şimdi piyasada en çok aranan insanlar gerçekten yeni tekniklerle donanmış vesaire yapan işte veteriner arkadaşlarımız, hayvan evet. sağlıkçıları, zootekniği arkadaşlarımız. Çok yüksek maaşlarla hemen iş buluyorlar. Belli nitelikleri kazanırlarsa. Hı hı. İşte biz bunu arzu ediyoruz. Yani öğrenciler gelsin fakülteye, ilk 1-1,5 sene genel anlamda ne olduğunu görsün, hocasına sorsun, piyasaya sorsun. Sonra da istediği bölümü gönül rahatlığıyla seçip oraya doğru kendini uzmanlaştırsın. Bir şey daha anlatacağım, bir farkımızı daha anlatayım size. Aslında fark değil bunlar. Bunlar hep farklı olması yerlerde uygulanan şeyler. Olması gerekenler. Öğrencilerimiz üniversiteden mezun oldukları zaman işe girdiklerinde sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Yani kafalarında çok farklı bir iş dünyası oluyor. Evet. İşe alan kişiler bunları ya biz hiç böyle adam almıyor ya yani kimse memnun olmuyor açıkçası. Biz öğrencilerimize 2 kez 3'er ay bir iş yerinde iş yeri deneyimi kazandıracağız. Bu staj gibi değil Ahmet Hocam. Bu şöyle bir şey. Öğrenci gidecek 3 ay o iş yerinde çalışacak. Örneğin buraya yolladık diyelim KonTV öğrencinizi. Evet. Sabah buraya mesai yapan biri gibi gelecek 3 ay. Sabah gelecek akşama kadar mesaisini yapacak. Sigortası öğrenciyken iş hayatını aynen, aynen. hazmedecek. Mezun olduğunda öğrencilerin belli bir süre sigortası olmuş olacak. Yani 6 ay iş deneyimi olacak her şeyde. Evet doğru. Çalıştıkları iş yerindeki kişiler de bakacaklar. Ya arkadaştan memnun kalıyorlarsa mezun olduğunda zaten İnsan gücü biliyorsunuz kolay bulunmuyor. Tabii ki. Gel diyecekler önüne kontratı koyacaklar. Böyle bir modelimiz var. Şimdi biz bunu bir üst banda daha çektik. Bunu da ben burada sizle paylaşayım. Bunlar yavaş yavaş daha çok duyulmaya başlanacak. Sizin programınızdan da bunu ilk böyle yaygın bir kitleye duyurmuş olalım. Ne güzel. Biz öğrencilerimize bir de işe yerleştirme garantisi veriyoruz. Şimdi hocam onu birçok üniversite söylüyor da sonra gerçekleştiremiyor. Beni ikna edin lütfen bu konuda. Şimdi edeyim sizi ikna işte. Onun farkındayız yani. Herkes diyor. Bu şu demek değil. Ya bu üniversitenin kurucusu arkasında bir holding. Ya buradan mezun olan çocuk zaten burada işe girer. Bu böyle bir şey değil. Bakın biz işe yerleştirme garantisi diyoruz. Hı hı. Bu sene bize giren öğrencimiz mezun olduğunda önüne kontrat konuyor. İmzalıyor işe giriyor. Bu sene biz 10 öğrenci alıyoruz her bölüme Ahmet Hocam. Hı hı. Sadece 10 öğrenci girecek her bölüme. Ve üniversiteye kaydını yaptırırken bir de kontrat olacak sizinle. Aynen öyle. Yani çocuk mezun olduğunda bizden iş garantisi olacak. Şimdi bunları niye yapıyoruz? Yani bunu yaparken tabii bizim kurucu vakfımız Konya Şeker, Anadolu Birlik Holding, başta da Sayın Başkanımız Recep Konuk olmak üzere çok ciddi bir şeyin altına giriyoruz. Bunun temel nedeni ne biliyor musunuz? Biz gerçekten burada bu konunun, bu alanın hak ettiği seviyede insan gücüne kazanması gerektiğine inanıyoruz. Çok ciddi bir yükümlülüğün altına giriyoruz. Bunu bile bile yapıyoruz. Çünkü bu alan bunu hak ediyor. Tarım alanı, gıda alanı, Türkiye'nin geleceği bunu hak ediyor. Hocam harika bir şey. Şimdi vakit çok çabuk geçiyor. Bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Tamam. Değerli seyircilerimiz, ikinci bölümümüz çok daha ilginç olacak. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kameraman arkadaşlarımız göstermiştir. Masamızda bazı sıvı maddeler var, ekmek var. Çok daha ilginç bir ikinci bölümde görüşmek üzere. Tekrar merhaba değerli seyircilerimiz. Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Avni Öktem hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, şimdi siz mutlaka fakülteleri söyleyeceksiniz de bir akademisyen arkadaşım da bana soru olarak göndermiş.
Aslında bu da bir maalesef son yılların bir yarası haline geldi. Bu kapanan temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik eski itibarını kaybetti. Bizim Kastamonu Üniversitesi'nde bazı bölümlere öğrenci bile gelmiyor hocam. Şimdi buradan nasıl bir çıkış olacak? Sizin öğrencilerinize cazip teklifleriniz var. Zannedersem buna da bir çare bulmak. Tabii hepsine bulamazsınız da kesinlikle. Kendi üniversiteniz bünyesinde çıkışınız kesinlikle olacaktır mutlaka. Tabii tabii. Şimdi bununla ilgili ben hemen size şöyle söyleyeyim. Yani bu ülkemiz açısından son derece önemli bir konu. Evet. Yani siz eğer ileride ürettiğiniz bilgileri ürüne çevirecekseniz, Ar-Ge'ye dayalı bir rekabet gücü kuracaksanız, teknolojik ürünlerle dünyada üst seviyelere çıkmak istiyorsanız, temel biliminiz olmazsa hiçbir şey olmaz. Bakın size çok basit bir şey söyleyeceğim. Silikon Vadisi'ni herkes duymuştur, evet, biliyorsunuz. Hı-hı. Silikon Vadisi'nin temelini atan kişi fizik doktoralı biridir. Fizik doktoru. Evet. Yurt dışı ülkelere gittiğinizde fizik doktoralı, işte genetik doktoralı, ne bileyim işte matematikten doktorası olan insanlar çok özel yerlerdedirler. Yani bu itibarı biz mutlaka ülkemizde tekrar yerine getirmemiz lazım. Biz üniversite olarak zaten amacımız bu. Yani birçok öğrencimiz, başarılı öğrencimiz bu alanlarda okumak istiyorlar. Hocam zaten bizim bilim tarihimizde fizik bu çok fen önemli, bilimle ilgili çok önemli. Evet. Çok ileriyiz. Yani tabii dikkatli incelediğimiz zaman çok ileriyiz. Bunu tarihimizde çok örneklerini evet görüyoruz. Şimdi bizim amacımız o zaten Ahmet Hocam. Biz başarılı öğrenciler bu alanlarda okumak istiyorlar. Kesin bu. Evet. Fakat hep şu var. Üstlerinde akrabasının, ailesinin baskısı var. Diyorlar ki oğlum okuyunca ne iş olacak? Abi? Ne çalışacaksın? Haklı. %100 haklı herkes. Biz de onun için diyoruz ki bu tip arkadaşlarımız gelsinler gönül rahatlığı içinde bizim üniversitemize. Üniversitemize girdiklerinde işleri hazır. İşe yerleştirme garantileri var. İnsanlar başarılı oldukları branşları, sevdikleri branşları okudukları zaman başarı seviyeleri %60'a kadar artıyor. Bilimsel çalışmalar var. Sizin alanınız bu, kusura bakmayın çok girmek istemiyorum. Estağfurullah hocam. Ama bu kesin böyle. Biz bunu arzu ediyoruz. Bu alanlarda, temel bilimlerde meraklı olan, istekli olan arkadaşlarımız gelsinler bizim üniversitemize. Ne güzel. İş garantileri var. Başarı burslarımız var. Yani ilk 1000'den, ilk 500'den giren arkadaşlarımıza çok ilginç. Burada telaffuz ya da edeyim, onu da edeyim. 5000, 6000 liraya varan biz başarı bursu veriyoruz arkadaşlarımıza. Aylık ücret bunlar. Müthiş bir şey. Tüm öğrencilerimizi %100 burslu alıyoruz. Konaklamalarını da sağlıyoruz. Bütün amacımız da sizin arz ettiğiniz husus. Estağfurullah. Evet. Yani ülkenin aslında biz çıkışının burada olduğunu düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımız gelecek. Tarım, gıda, mühendislik alanlarında, bakın mühendislik mimarlık fakültemiz var. Bu fakültemizde çok ilginç bölümler kuruyoruz. Gıda mühendisliği bölümü açıyoruz burada. Biyo mühendislik açıyoruz. Biyoproses mühendisliği vesaire gibi alanları da içerecek şekilde. Bilgisayar mühendisliği açıyoruz. Bu sene bu üç bölümümüzü açacağız. Önümüzdeki senelerde de endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, paketleme mühendisliği gibi çok ilginç alanlarda faaliyetlerimiz olacak. Daha açılmadı bu bölümler Türkiye'de. Hocam zannedersem üniversite kayıt zamanlarında sizi bir daha çağırırız ya belki. Ya mutlaka zevk alın. Bir de ben şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Buyurun. Dünyada Ar-Ge'si gelişmiş ülkelere baktığınızda Ahmet Hocam. Yani kim bu? Japonya'ya baktığınız zaman. Hı hı. Çok teknolojide, çok üst seviyede Ar-Ge faaliyetleri yürütüyorlar. Evet. Bu tip ülkelerde araştırma, geliştirme faaliyetlerinin sosyal alanlara çok ciddi kaydığını gözlemliyorsunuz. İnsana çok ciddi bir yatırım ve araştırma altyapısı oluşturmaya başlıyorlar. Evet. Bu nedenden dolayı biz de bir tarımı bütün olarak ele aldığınızda bunun beşeri tarafı, sosyal tarafı olmadan olmaz. Onun için biz çok kuvvetli bir de sosyal ve beşeri bilimler fakültesi kuruyoruz. Bunun içinde uluslararası ticaret ve işletmecilik olacak, ekonomi olacak. Bunun ötesinde sosyoloji ve psikoloji bölümlerini planlıyoruz. Bunlar olmadan bütünü tamamlayamıyorsunuz. Olmaz, tabii ki. Bir ayağı eksik kalıyor. Evet, mutlaka. Mutlaka bunlar olacak. Bahsettiğim gibi bu sene biz 7 bölüm açmayı hedefliyoruz lisans seviyesinde. Yüksek lisans seviyesinde de bölüm açmayı planlıyoruz. Biyoteknoloji ve MBA programları açmayı planlıyoruz. Ve size de demin arz ettiğim gibi uluslararası bir araştırma üniversitesi olabilmek için hem lisansımızı çok kuvvetli tutmak istiyoruz
hem yüksek lisansınız. Evet. Ve bunun içinde öyle bitireyim konuyu, bu konuyu. Çok ciddi uluslararası işbirlikleri yaptık. Yani örneğin Amerika'da bazı bağlantılar kurduk. En son University of California'nın 32 tane farklı kampüsü var. Bunlardan bir tanesi Davis kampüsü. USDA diye geçer bu. University of California Davis. Burası birçok endekste dünyada tarımda bir numaralı üniversitedir. Wageningen vardır, bunlar vardır. Michigan State vardır. Oralardan belki hocalar da getireceksiniz. Onu arz edeceğim size. UC Davis'le işbirliği anlaşması imzaladı. Çok güzel. Öğrenci değişimi, araştırma geliştirme, öğretim üyesi değişim konusunda. Michigan State Üniversitesi'yle işbirliği imzaladık. Hatta buraya geldiler, burada imzaladık. Aa, ne güzel. Purdue Üniversitesi'yle bu tip işbirlikleri imzaladık. 8-10 tane yurt dışı üniversitesiyle imzalama aşamasındayız, yani ön görüşmelerini bitirdik. Yani gerçekten demin başta sizin sorduğunuzu ifade edeyim. Ne ifade ediyor Konya için? Konya çok önemli bir merkez. Bunu yurt dışına gittiğimizde görüyoruz. Evet hocam. Gerçekten tarımın, gıdanın yükseleceği çok ciddi bir altyapısı var. Zaten şu anda yaşıyoruz bunu, görüyorsunuz. Üniversitemizin burada olması bizim düşüncemiz buna bir katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Burada çok ciddi bir katma değer yaratacağız diye hocam, düşünüyoruz. Hocam tabii Konya da öğrenci için cennet bir şehir. Hem ne yani, cennet anlatamam size. Gerçekten, gerçekten. Hele hele bunu ben samimiyetle söylüyorum. Ailelerin kızlarını rahatlıkla gönderebileceği bir şehir. Hem belediyemizin hem yöneticilerimizin bu konuda da çok iyi çalışmaları var. Öğrencileri barınması alanında. Hocam, ben bu kampüse geleyim mi orada Ahmet Hocam? Kusura bakma, şimdi bununla çok bağlantılı. Onunla bağlantılı. Yalnız bir arkadaşım da bana soru yöneltmiş. Tarım müzesi olacak mı diyor hocam. Bununla ya, bu bölümü kapatalım. Peki. Ya tabii bizim gönlümüzden çok büyük bir proje geçiyor. Bununla ilgili yurt dışı şeyler de arıyoruz. Yatırımcılar da arıyoruz. Kaynak da arıyoruz. Bir kısmını kendimiz zaten realize edeceğiz. Bu çok uluslararası bir proje olmasını istiyoruz. Evet. Şimdi bizim kampüsle bağlamam lazım bunu çünkü. Tabii. Yani oraya gelmek değil, ikisini beraber bitirelim. Şimdi bizim kampüsümüzü demin herhalde girdi VTR'si. Şimdi gösterir arkadaşlar, evet. Bizim kampüsümüz şöyle bir şansımız oldu. Sağ olsun bizim yöneticilerimiz buna olanak sağladılar. Biz kampüsü, üniversite kampüsünü bütünsel planlayabildik. Yani dedik ki bizim ihtiyaçlarımız bunlar. Yazdık alt alta. Alan ihtiyaçlarımız bunlar. Uluslararası rekabet edecek bir üniversitede olması gereken bunlar. Hepsini yazdık. Buna göre bir tasarım yaptık. Bir yarışma yaptık. 10 firma müracaat etti. Evet. 5'e düştü. 5'ini çok ciddi yarıştırdık. Ortaya bu proje. Bu da seçildi. Hı hı. Çok böyle bir süzgeçten geçti. Bu seçilen proje dünyanın en seçkin mimarlık yarışmalarından birine 700 projenin katıldığı. İlk 6 finale girdi. Bir projeyi birinci yapıyorlar. 2-3 yok orada. Hmm. Direkten de döndük yani. Birinci olmasını biz çok arzu ediyorduk. Evet. Sahiden yakışıyordu yani bu Konya'ya da ülkemize de. Böyle bir proje. Şimdi dikkat ederseniz bu kampüsümüzün şöyle alırlarsa şuradan göstereyim. Ortasında bir alan var. Bu alan aslında Çatalhöyük'ün yansıması, üstten yansıması. Evet. Biz buranın altında çok ciddi bir tarım tarihi müzesi oluşturmak istiyoruz. Yani çok modern güzel. Tarımdan başlayacak bir galeriyle yürüyerek üniversitenin altına doğru gelip üniversitenin altında çok ciddi bir Çatalhöyük'ün olduğu bir proje yapmak istiyoruz. Bunun ön hazırlıklarını yaptık. Fikir hazırlıkları devam ediyor. Ve inşallah kısmet olursa böyle bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Eyvallah. Hocam şimdi biraz da sizin alanınıza girmek istiyorum ben. Buyurun. Moleküler biyoloji, nanoteknoloji. Biz buna birlikte nanobiyoloji teknoloji diyoruz. Bize ne getirecek hocam bu? Yani bir de bunun bütçesi nasıl oluşuyor? Bu konuda bir bilgiyle diğer bölümümüze geçelim lütfen. Hay hay, memnuniyetle. Şimdi onu şöyle ben anlatmayayım da ne anlatıyorlar onu aktarayım. Seyircilerimiz öyle daha iyi anlatır. Doğru. Yoksa derler ki hoca şimdi kendi alanı, bu alanda bir şeyler söylüyor. Kendi alanını kayırıyor derler. Bunu yapmak istemiyorum. Tamam hocam. Şöyle ifade edeyim. Geçenlerde Türkiye'ye dünyanın en önemli fütüristlerinden sayılan Amerikalı bir fizikçi, o da fizikçidir, fizikçi geldi. Evet. Bir Japon.
konuşmalar verdi. Söylediği şu var. Önümüzdeki dönemde başlayarak demin konuştuğumuz alanlar, yani bu bilgiye dayalı biyoekonomi, onu bir yere koyuyor. Bunun temeli tarım, hep hiç unutmayalım. Ben hep bunu söylemek istiyorum. Evet. Zenginliğin temeli çünkü o. Bundan başka ne var? Bakın şunu söylüyor. Bu ICT dediğimiz, yani Information Communication teknolojileri dediğimiz. İşte cep telefonları, bilgisayarlar, uydular, haberleşme teknolojileri. Bunu bir yere koyuyorlar. Bir diğeri yapay zeka. Yapay zeka. Yapay zeka. İlginç hocam. Artificial intelligence dedikleri olay. Dünyanın geleceği bunlar. Bir diğer alan nanoteknoloji. Bir diğer alan biyoteknoloji. Şimdi nanoteknoloji ile biyoteknolojiyi iç içe soktuğunuz zaman bunun adına da nanobiyoteknoloji deniyor. Bu gerçekten, tüm raporları inceleyin. Uluslararası Deloitte'un raporlarını inceleyin. Farklı raporları inceleyin. Yurt içi raporları inceleyin. 2023 vizyon çalışmalarımız var biliyorsunuz. 10 sene, 20 sene önce yaptığımız. Bu raporları inceleyin. Bunlar hep öne çıkan sektörler. Yani üretimde, günlük yaşamımızda çok büyük değişiklikler yaratacak sistemler bunlar. Bunların temelinde dediğimiz bu teknolojiler yatıyor. Şöyle bakmak lazım. Bunlar teknoloji, yani nanoteknoloji dediğinizde bu bir teknoloji, ürün değil. En kolay böyle anlatılıyor. Nanoteknolojiyi bu üstümüzdeki cekete de uygulayabiliyoruz. Doğru hocam, evet. Biliyorsunuz üstünü bunu kaplıyoruz. Evet. Buradan suyu, boyayı döküyorsunuz. Leke meke olmuyor. Kirlenmiyor. Ütüsü bozulmuyor. Ve gömleğiniz var, üstüne çay dökülüyor diyelim, akşam içiyorsunuz. Ben kravatları perişan ederim hep yemek yerken. Leke oluyor, ışık vuruyor üstüne, kayboluyor leke. Bakın nanoteknolojiyi burada kullanıyorsunuz. Nanoteknoloji başka nerede kullanıyorsunuz? Bakın burada kullanıyorsunuz. Bunları getirdim hocam, arkadaşlarımıza göstereyim diye. Bakın bu bir çip. Evet. Bu QCM dediğimiz kuars kristal çipler. Bu ne aslında biliyor musunuz? Bununla bir molekülün ağırlığını tartabiliyorsunuz. Bu bir molekül terazisi, evet, aslında. Terazi, evet. Terazi. Terazi gibi. Aynen öyle. Ama molekül tartıyorsunuz. Bir tane DNA'yı buna bağladığınız zaman ağırlığını ölçüyorsunuz. Nanoteknoloji bunları yapıyor. Başka ne yapıyor? Bakın size başka bir şey daha getirdim. Onu da göstereyim. Ben izleyen öğrencilerimiz çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Mutlaka. Bak şu. Şöyle markasını kapatalım. Reklama girmesin. Peki, şöyle bir çip. Bu bir DNA çipi. Ahmet hocam bakın bunun yüzeyinde şurada bir tane küçük alan görüyorsun ya, 1'e 1 santimetre kare. Onun içinde 15 bin tane farklı gen var, biliyor musunuz? Aman Allah'ım. Ha. İşte nanoteknoloji bu işleri yapıyor. Bununla ne yapıyorsunuz? Ha, bunu yaptınız, ne işe yarıyor? Asıl onu anlatalım. Evet. Nerede kullanıyoruz? Gelecekte kişisel tıp diye bir şey var. Yani personalized medicine diyorlar buna. Kişisel tıp. Eczaneye gittiğimizde belki 10 sene, 15 sene sonra diyecekler ki Ahmet hocam sizin işte bir genetik yapınıza bakalım. Sizin alacağınız ilaçla benim alacağım ilaç farklı olacak. Buna kişisel tıp deniyor. Sizin alacağınız tedaviyle benim alacağım tedavi farklı olacak. Bunun temelinde ne yatıyor biliyor musunuz? Sizin ve benim genlerimizdeki çok küçük değişiklikler yatıyor. Tek DNA'ya dayalı. Biz bunlara nokta mutasyonlar diyoruz. Sizdeki bir nokta mutasyon varsa örneğin, size bir doz ilaç verecekler. Çünkü ondan dolayı sizin karaciğeriniz daha yavaş, onu metabolize eden enzim daha yavaş çalışıyor oluyor vücudunuzda. Bendeki o mutasyon yoksa bana iki doz verecekler. Çünkü benimki daha hızlı çalışıyor. Çabuk yok edeceğim ilacı. Evet. Anladın mı? Bunları belirleyebilmek için işte bu çipleri kullanacağız. Belki böylelikle ilaçların yan etkisinden falan kesinlikle da daha az zarar çok göreceğiz. Çok daha verimli olacak ilaçlar, tedaviler çok daha farklı olmaya başlayacak. Evet. İnsanlarda çok ciddi gen tedavileri olmaya başlayacak. Şu anda başladı. Evet. Şu anda başladı. Genetik profiller çok önceden belirlenerek, bu epigenetik diye bir alan, bu sadece insanda değil, tarımda, gıdada da çok önemli bir alan. Yani bitkilerin mesela, koyun iki tane buğdayı siz, biri çok büyür, biri çok az büyür. Doğru, evet. Ya fark edemezsiniz ya, ne oluyor dersiniz. İklim, soğukta. Coğrafya faktörü. İşte bunların hepsi o genetik yapıdaki ufak tefek değişikliklerden kaynaklanan şeyler. Yani daha sağlıklı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz kesinlikle, hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Çok daha verimli, çok daha sağlıklı. Yenilebilir aşılar var artık. Mesela bizim şu anda yürüttüğümüz Ar-Ge projelerinden bir tanesi bu. Biz yenilebilir aşı yapmak istiyoruz.
Çok güzel. Yiyeceksiniz yani aşı, evet. Yiyeceksiniz aşı olacaksınız. Hmm. Şimdi herkes bunu ya hayal böyle şey olur mu? Birçok bilmiyorum benim yaşımdakiler çocuk felci aşısı olmuştur. Şekere damlatır sonra, verirler. Tabii canım tabii. Şekere damlatır evet. Verirler. Yenilebilir aşı tabii. Bu. Demek ki oluyor evet. Olmaz olur mu? Tabii. İşte bakın nanoteknoloji bu çipi üretebiliyor nano boyutta. Çünkü çok küçük alanlara nanometre biliyorsunuz çok 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 küçük bir ölçü. Çok küçük alanlara bu DNA'ları yerleştirebilme kabiliyetiniz var. Bakın bu bir teknoloji. Kullanıyorsunuz bunu burada. Evet. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Demin size anlattım. İşte ne bileyim kişisel tıpta kullanabiliyorsunuz. Bitkilerin genetik yapısını belli etmek için kullanıyorsunuz. Islahta kullanıyorsunuz. Tohum üretirken kullanıyorsunuz. İşte bunlar birleştiği zaman bunun adı da nanobiyoteknoloji diyoruz. Tamam. Bu böyle bir kavram. Bilmiyorum evet. Kısaca özetleyebildim. Yani ben bir sosyal bilimci olarak anladım. Seyircilerimiz de mutlaka İnşallah. Anlamıştır. Hocam şimdi bilgiye dayalı biyoekonomi ve bilgiye dayalı biyoteknoloji var. Bunun katkısı ne olacak veya bu alanda siz neler yapacaksınız? Bir de Avrupa Birliği bu alanda neler yapıyor? Avrupa Birliği'nin çünkü Amerika'dan uzağız da yalnız çok iyi çalışmaları var bu konuda. Onunla ilgili hocam. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda Biyoteknoloji Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Uzun evet. bir süredir Türkiye'de. Biz bundan yanlış hatırlamıyorsam 3 sene önceydi. Avrupa'nın en büyük biyoteknoloji kongresini birçok büyük Avrupa şehrinin elinden aldık İstanbul'a getirdik. Aa, İstanbul'da güzel. Yaptık. Ne güzel. Ne zaman oldu hocam? Ya 2013 ya da 2012 tarihinde. Birkaç yıl içinde. Tabii tamam. Yeni bu, yeni bir olay. Çok güzel. Hatta Konya Şeker, Recep Başkan da bunun sponsorluğunu yaptı yani. Kongrenin. Bu kongreye 2000'e yakın araştırmacı katıldı. Evet. Ahmet Hocam. Tabii araştırmacılar katıldığında biliyorsunuz kongrelerde tebliğ yollanır, sözlü tebliğ, Tabii. yazılı tebliğ. Evet. Bunu biz özel bir programla topladık herkesten ve inceledik. Ya bizim elimizde tabii veriler. Mutlaka. Seçtik işte bu olur olmaz falan diye. Şunu gözlemledik. Gelen bu tebliğler, yayınların konularını inceledik. Elimizde evet. böyle bir envanter oluştu. Çok Mutlaka. Kıymetli bir şey. Tabii. Yani buradan şunu anlıyorsunuz. Avrupa'da araştırma yapan enstitüler, üniversiteler ne işle ilgileniyor? Bunu görüyorsunuz. Hocam inanamazsınız. Çok önemli gelen tebliğlerin çok önemli bir bölümü sizle konuştuğumuz şu bilgiye dayalı biyoekonomi konusunda. Yenilenebilir enerjiler konusunda. Evet. Fonksiyonel gıdalar konusunda. Islah konusunda. Şunu gözlemledik. Bu konuştuğumuz moleküler biyoloji, genetiğin İşte bilişim teknolojiyle birleşmesi konusunda, elektronikle birleşmesi konusunda. Onu gör, yani insanlar bu konuda çok ciddi paralar harcıyorlar. Bir öğretim üyesi geldi, tek bir projesi vardı, vermişler yenilenebilir enerji, yenilenebilir biyoenerjiler konusunda. O konuda kısa bir şeyler söyleyeceğim. Projenin büyüklüğü 50 milyon euro. Bir proje. Proje 50 Tabii, milyon euro. 50 milyon euro hocam. 3 ile çarpın. 150 milyon TL. Evet. Tek bir proje. Projenin konusu ne? Yenilenebilir kaynaklardan biyo yakıtların elde edilmesi hocam. Müthiş bir şey. Tabii gelecekte yakıtı biz uçak yakıtını şuyu buyu nereden elde edeceğiz biliyor musunuz? Hocam ben tam ona gelecektim. Evet, o sıvılar. Bağlayalım. Nedir o sıvılar hocam? Bu ne? Şimdi zaman zaman hepimizin evinde oluşur. Şunu belki yakın çekimi alırsa evet, alır arkadaşlarımız evet. görürler. İçinde böyle yeşil yeşil çizgiler var. Bunlar alg. Yani yosun. Tek hücreli yosun. Evet. Ha bu uzak değilsiniz. Evde sürahiyi biraz unut altta Tabii. yeşerir. İşte Tabii. su pompasında oluşur. Bunlar algler. Evet. Bakın. Tek hücreli algler. Bunlar bir katı sıvının üstüne çizdiğiniz zaman büyüyor. Güneş alıyor. Birazı. Sıvıya koyduğunuz zaman da böyle yürüyor. Bu yeşil gördüğünüz şey içinde alg yüzüyor. Büyüyor bunlar. Yürüyor. Evet. Burada gayet. Para harcamanıza gerek var mı? Alg yürürken ne yapıyor? Işığı Durduğu buradan yerde, alıyor. Enerji. Karbondioksiti havadan alıyor. Su her yerde var. Buhar. Suyu alıyor. Karbondioksiti alıyor. Işıkla da bunun ikisini birbirine yapıştırıyor. Gıdasını enerji üretiyor. Oluşuyor. Oluşturuyor. Evet. Üretiyor kendini. Sonra ne yapıyorsunuz? Bakın bu algleri yosunları alıyorsunuz. Bu ne biliyor musunuz? Dizel.
Yakıt. Tabii canım, yakıt. Hmm. Arabaya koyun, devam edin. Sadece bundan mı elde ediyorsunuz? Hayır. Şeker pancarını, size demin biyorafineri örneği vermiştim, hatırlarsınız. Hı hı. Şeker pancarını aldığınız zaman aslında şeker fabrikası bir biyorafineri. Parçalıyorsunuz. Şeker çıkıyor. İşte şeker alıyorsunuz, bisküvi yapıyorsunuz, şu bu, evet, şeker. Ortadan lif çıkıyor. Lifleri alıp hayvan yemi yapabilirsiniz. Püskürtüyor hayvan yemi zaman. Yaptığınız zaman hayvancılık yapıyorsunuz. Evet. Gıda vesaire gidiyorsunuz. Liflerden başka şeyler de üretebiliriz. Hemisellozu çekin içinden, film yapabilirsiniz. Aa, tabii, şeker pancarında film yapılıyor. Tabii canım. Bildiğiniz böyle plastik, çok evet, güzel, çok ileri teknoloji filmler yapabilirsiniz ki böyle bir projemiz var mesela şimdi üniversitemizde. Geriye melas kalıyor. Melas yok satıyor, yani çok kıymetli bir şey. Melası işte yeme koyun, gübre olarak kullanın. Biz ne yapıyoruz ama melası? Konya Şeker melası alıyor, biyoetanol üretiyor. Türkiye'deki araçların içinde etanol blendi var. Yani katkı olarak karıştırılıyor belli bir yüzde. Yakıta tabii, evet, benzine. Çok güzel. Onun %50'si şeker pancarından üretiliyor. Çıkan melastan üretiliyor. Bu böyle bir teknoloji. Yani fermentasyon yapabildiğiniz zaman oradan uçak yakıtına kadar gidebilirsiniz Ahmet Hocam. İşte bu size anlattığım aslında bilgiye dayalı bir ekonomi. Bunun arkasına gidin, temelinde ne yatıyor Ahmet Hocam? Şeker pancarı yatıyor. Pancar yatıyor, evet, bunu üretmeniz lazım. Bunu nasıl üretebilirsiniz? Çiftçiniz üretebilir. Tabii ki. Pancar üretmek için tohuma ihtiyacınız var. Tohumu üretebilmek için ıslah ve genetiğe ihtiyacınız var. Moleküler biyolojiye, genetiğe ihtiyacınız var. Bunu yetiştirilini sağlıklı yapabilmeniz için bitkisel üretime, bitki sağlığına, bu tip alanlara ihtiyacınız var. Hayvanınızı yetiştirip gıda stoğunuzu, gıda güvenilirliğini sağlayabilmeniz için yeme ihtiyacınız var. Yem nereden geliyor? Bitkisel üretimden geliyor. Bunların hepsi iç içe Ahmet Hocam. Hocam şimdi ben bir çiftçi çocuğu olarak şöyle bir algım oluştu. Demek ki şimdi son yıllarda bu kotadan falan dolayı şeker pancar üreticileri bir sıkıntıya girdiler. Belki siz onların önünü açacaksınız ve yeni bir, yani kazanç yolları artacak. Belki buğdayla ilgili, diğer ürünlerle ilgili de mutlaka çalışmalarınız olacak. Tabii tabii. Yani siz şöyle söyleyeyim. Demin de bahsettiğim gibi bunlar teknoloji. Nanoteknoloji yapmayı biliyorsanız tekstile de uygulayabiliyorsunuz, tarıma da uygulayabiliyorsunuz. Ne bileyim, genetiğe de uygulayabiliyorsunuz. Eğer siz dediğiniz gibi tarımda ıslah ve genetikte tohum ıslahını teknoloji olarak elde edebilirseniz bunu şeker pancarına da uygularsınız, mısıra da uygularsınız, buğdaya da uygularsınız. Çok her güzel. Şey uygulanan şeyler bunlar. Hocam şimdi benim bu sorulara hiç sıra gelmiyor henüz. Ama ben sizden bir söz alırım, bir program daha yaparız. Tabii her zaman zevkli. Fakat şunu bir önümde bir liste var hocam. Bu Ar-Ge. Şimdi inovasyon ve Ar-Ge ile ilgili olarak biz şu anda Türkiye'de, Türkiye olarak dünyada 20. sıradayız. Ve bu şöyle bir bilgi var hocam, bilmiyorum doğru mu? Toyota'nın yıllık Ar-Ge harcaması 10 milyar dolar civarında. Doğrudur. Türkiye'nin de Ar-Ge harcaması 10 milyar dolar doğrudur civarında. Bir fabrikanın, pardon, bir otomobil şirketin, fabrikasının, doğru, şirketin Ar-Ge'siyle bizim ülke olarak Ar-Ge'miz. Yani demek ki bizim daha çok mesafe almamız lazım. Peki. Mutlaka bununla ilgili şimdi, bir iki cümle söyleyeceksiniz. Hocam, çok mühim bir konuya girdiniz. Evet. Çok mühim bir konuya girdiniz. Bizim aslında üniversitemizin de vizyon çalışmalarında üstüne oturduğumuz yer burası. Yani bizim hocam şeyi yapmamız lazım. Bir bilgi ürettiğimiz zaman, yani bunu üretiyorsak, evet, burada bir bilgi var, bunu buna çevirmek için aradaki boşluk bilgi. Biliyorsanız yapıyorsunuz. Ha, bunu size vermiyorlardı. Üretmeniz lazım. Evet. Üretmek için de araştırma geliştirme yapmanız gerekiyor. Bunun için ülkeler araştırma geliştirme faaliyetlerine çok ciddi kaynak ayırıyorlar. Rakamlar çok büyük. Birkaç rakam vereyim ben size. Lütfen hocam, tabii. Amerika Birleşik Devletleri dünyada Ar-Ge'ye en çok kaynak ayıran ülkedir. Evet, yaklaşık o başta zaten 460 hocam. Milyar dolar harcar bir senede. Doğru hocam, evet. Çin 300 milyar dolar civarında para harcar. Japonya, Almanya böyle devam böyle ediyor. Böyle iner aşağıya bunlar. Şimdi ülkemiz Ar-Ge konusunda hiç hak ettiği yerde değil. Yani bizim çok daha ileride olmamız lazım. Mutlaka hocam. 5. sırada burada Güney Kore'yi görüyorum. Tabii. Biz. Rakamı okuyor. Evet. Güney Kore
1 milyar 600... Şu en son kolandan okursanız onu bakın. En son siz söyleyin hocam. Yani şimdi, Güney Kore'nin 50 milyar, yani net hatırlamıyorum rakamı ama... 52 tamam hocam, yani, 52 evet. Yani 50 milyar dolar Güney Kore her sene Ar-Ge harcaması yapıyor. Evet. Şimdi şunu da tespit etmemiz lazım. O zaman tespit etmezsek haksızlık yapmış oluruz. Ülkemizde Ar-Ge'ye ayrılan kaynaklar son yıllarda çok ciddi oranda arttı. Doğru hocam. Yani, bir zamanlar bindelerle ifade tabii, edilirken şimdi yüzdeyle ifade ediyoruz. Bakın binde beşten %1'e geldi. Yani %0.5'ten %1'e geldi. Doğru İkiye hocam, katladı. Evet, evet. Hı-hı. Bu çok büyük bir başarı. Dünyada neredeyse bu konuda belki ilk üçteyiz. Yani bu kadar hızlı arttırabilen Ar-Ge'sini. Evet. Şunu söylüyoruz. Ülkemiz bundan daha iyisine layık. Mutlaka. 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 Diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde yetişemiyoruz. Yani büyük firmalar, sizin dediğiniz gibi Toyota bir araba firması. İlaç firmaları var. Pfizer mesela çok büyük bir firma. 8-9 milyar dolar para harcıyor. Bu evet. Bir şirket. Biz ülkemizde mutlaka bunu katlamamız lazım. Daha da ileri. Hedefler var. Şu anda gayri safi milli hasılımızın %1'ine ayırıyoruz Ar-Ge'ye. Bunu %3'e çıkarmak üzere çok güzel ve yerinde bir hedef var. Çok güzel önümüzdeki hocam, evet. Dönemde. Bunlar da yapılıyor gerçekten. Hı-hı. Bir de realize oluyor. Bir önemli husus daha belirtmek istiyorum. Buyurun lütfen. Bu yüksek para harcayan ülkelerin bir farklı yönü daha var. Şunu yapıyorlar. Hı-hı. Sanayi ve kamuda yapılan Ar-Ge harcamalarına baktığınızda, işte bu Amerika'da böyledir, Japonya'da, Almanya'da sayabiliriz. %70'ini özel sektör yapıyor. Araştırma geliştirme faaliyetlerini ve harcamalarının %30'unu kamu kesimi yapıyor. Yani üniversitelerinde oldu. Hmm, çok ilginç. Bizde nasıl bu hocam? 50-50'dir. Ha, yarı yarıya. Yarı yarıyadır. Hmm. Yani %50'sini kamuda, üniversitelerde yaparız. %50'sini de özel sektörde yaparız. Bunlar istatistik kurumunun istatistikleri. Eyvallah. Bunu da değiştirmemiz lazım. Yani Ar-Ge'yi biraz daha özel sektör ya da ürün odaklı yaptığınız zaman patent çıkıyor, ürün tabii. Çıkıyor. Ürünü satıyorsunuz, rekabet gücünüz artıyor, çalışma, ihracatınız artıyor evet, vesaire doğru. Vesaire. Tabii. Hocam şimdi arkadaşları da çok fazla uykusuz bırakmayalım. Estağfurullah. Şimdi bu inovasyonu soracağım da bir de bu ekmek hocam. Işte. Nedir o? Bizim herhalde Konya'nın buğdaydan ya, üretilmiş bir ekmek. Kesin kesin. Ya geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Yani, lütfen. O güneş yani, enerjisi paneli ya, mi bakın, hocam o? Bu neden önemli biliyor musunuz? Hı-hı. Tarımın ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek için ben bir tane örnek getirdim. Ne güzel. Şu gördüğünüz bir güneş paneli. Bakın şu mor ışık yanıyor. Bunu görüyordur herhalde. Evet görülüyor hocam. Ekrandan görüyorum. Şu da bir panel. Bunlar hı-hı. İşte değişik bir panel. O bildiğimiz güneş panellerinden değil. Evet. Bu paneli bu hale de getirebiliyorsunuz. Bakın. Aa. Elbisenize dikebilirsiniz. Sırt çantanıza koyabilirsiniz. Şimdi bu panelin içindeki bileşiklerden biri ne biliyor musunuz? Mesela hipericinle bunu yapabilirsiniz. Hipericin kantoron vardır, sarı kantoron. Seyircilerimiz bilir işte mide için alırlar vesaire. Doğru doğru hocam evet. Sarı kantoron hı-hı. Çiçeği. Hipericin o bitkiden elde edilir. Yani bitkiden elde ettiğiniz bu ham maddeyle yeni nesil güneş paneli yapabilirsiniz. Hocam. Allah Allah. Yani tarım böyle bir şey. Yani genç arkadaşlarımıza ben bir daha buradan seslenmek istiyorum. Gelecek bu işte. Kesinlikle çekinmesinler. Mutlaka bu alana yönelsinler. Ahmet hocam şimdi geleyim inovasyona. Siz dediniz ya. Evet. Şimdi hocam inovasyon çok iyi. Yenilikçilik biliyorsunuz. Tabii. İnovasyon demek evet. Falan. Birçok yorum var işte. Kimileri diyor ki artık hani inovasyon tıkanmaya başladı. O kadar çok şey çıktı ki yenilik bir şey yapmak mümkün değil falan filan diye. Böyle bir dünya yok. Bakın ben size onu bu şu örnekle anlatmak istiyorum. Lütfen. Bakın bu ekmek. Şimdi ekmekte ne yaparsınız? Ekmeğin inovasyonu mu olur dersin? Ekmek biliniyor. Yüzyıllardır kullanılıyor. Evet. Burada çok yenilik, farklılık yaratabilir miyiz diyebilirsiniz değil mi? Mutlaka. Biri de der ki ya ne yaratacaksın kardeşim? Ekmek ekmek işte zaten. Şimdi bakın ben bununla ilgili size bir hikaye anlatacağım. Ne olduğunu da hep beraber göreceğiz. Şimdi bunu da bana bir arkadaşım anlattı. Çok değerli bir hocam. Bir arkadaşı Türkiye'ye geliyor. Ülkesine dönüyor Amerika'ya. Konuşuyorlar. Diyor ki hocaya ne özledin Türkiye'de diyor. Ya diyor Türkiye'de ben diyor tavşan ekmek özledim diyor. Tavşan ekmek. Tabii bizim hoca diyor ki oğlum diyor Türkiye'de tavşan mavşan ekmek yok. Şimdi düşünüyor ya ne ekmeği.
Adam ısrarla, abi her gün yiyorsunuz diyor. Her yerde satılıyor diyor. Oğlum diyor, tavşan mavşan yoksa ülkeleri bir karıştırıyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle bir konuşuyor. Ya adam buraya geliyor, çağırıyor bunu. Oğlum gel bana göster şu tavşan ekmeği diyor. Ya merak ettim diyor. Adam oturuyorlar yemek yerken, akşam bizim normal bakkaldan aldığınız ekmek var ya, onu ha. alıyor eline. Nerede oğlum tavşan diyor. Bak tavşan burada. Görüyor musun tavşan hocam? Evet. Gördünüz mü hocam? Bak bir tane daha göstereyim. Evet. Beraber evet. iki tavşan. Hmm. Şu tavşanın bizim gözü de var, dikkat ediyorsunuz. Ekmeğimiz. Bakın bu bakmakla görmeyi anlatıyor. İnovasyon böyle bir şey. Evet. Her konuda her zaman için inovasyon yaratabilirsiniz. Çok güzel hocam. İşte bu bizim üniversitemizin farklılığı. Yani bizim üniversitemiz çok inovatif bir üniversite olacak. Öğrencilerimiz inovasyon yapabilen öğrenciler olacak. Çıktıklarında iş yaratacaklar. Çok iyi bir iş partneri olacaklar. Bunu bilen işverenler de zaten öğrencilerimizi almaya başlayacaklar. Benim sanayiden arkadaşlarım var, şimdiden gelip diyorlar. Hocam diyorlar, bize 3 kişi yaz. Alacağız diyorlar mezun olduğunda. Hocam ben de heveslendim. Kadro ilanını ne zaman yapacaksınız? Estağfurullah, yani, ne demek. Rektörüm duymasın da. Estağfurullah, ne demek. Her zaman hocam çok güzel bir sohbet oldu. Ben hakikaten çok teşekkür aldım, ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ ama söz de alıyorum. Bir programda yapalım her hocam. Zaman, zevkle. Eğitim öğretime başladıktan tabii, sonra inşallah. Biraz daha tamam. Üniversitemizi anlatırız, ders programlarımızı anlatırız. Mutlaka. Vesaire. Keyifle. Ben bir Konyalı olarak hakikaten gurur duyuyorum. Katma değeri mutlaka olacak. Çok kesinlikle teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bizi geç vakte kadar seyreden hem sevgili velilerimize hem de çok değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımız da burada sona erdi. Yayın ekibi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.